Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin konusundayız. Konu anlatımımı büyütüyorum. Doğal sayılarda çarpma işleminin sonucunu tahmin etmek için yuvarlama yöntemi kullanılabilir. 3 veya 4 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir doğal sayıya bölünürken bölünen sayının soldan ilk iki basamağı bölen sayının en yakın katına yuvarlanabilir. Arkadaşlar 34 çarpı 48 işleminin sonucunu tahmini sonucunu bulalım demiş arkadaşlar. İlk önce gerçek sonucunu bulalım 1632. Tahmini sonucunu bulurken de en yakın arkadaşlar onluğa yuvarlıyoruz. 34, 30'a, 48, 50'ye ve tahmini sonucun 1500 olarak geliyor. İki sonuç arasındaki fark da 132 olarak gelmiş. 525'i 12'ye bölerken arkadaşlar bize ne demiştim? Bölünen sayının soldan ilk iki basamağı bölen sayının en yakın katına yuvarlanabilir. Bakın buradaki 52 12'nin en yakın katına yuvarlanıyor. Bu da 48'dir. Yani 525 480'i yuvarlandı. 480'i de 12'ye böldüğümüz zaman 40 olarak tahmin edilir diyor arkadaşlar. 12'nin 52'ye en yakın katı 48'dir demiş. Devam edelim. Büyütüyorum. Çarpma işlemlerinin tahmini ve gerçek sonuçlarını bulunuz demiş. Arkadaşlar 968 1000'e yuvarlanır. 1000 çarpı 17 burası 10, 17.000 olarak geldi. Devam ediyorum. 968 ile 17'yi normalde çarptığımız zaman gerçek sonuç 16.456 olarak gelir. 1890 1800'de yuvarlanır. Çarpı 18 arkadaşlar 20'ye yuvarlanır. Burası 36.000 olarak geldi. Devam ediyorum. Gerçek sonucum da 34.020'dir. Aynı şekilde devam edelim. 418 400'de yuvarlanır. 15 arkadaşlar 20'ye yuvarlanır. Burası çarpıldığı zaman 8000 olur. 418 ile 15'i çarptığım zaman da ben 6270 olarak bulurum. 24 çarpı 8 24 arkadaşlar 20'ye 8 10'a yuvarlanıyor. Cevabım 200 olarak geldi. Gerçek sonucum da 192'dir. 410 arkadaşlar 400'e 200 aynen kalıyor. Çarptığım zaman ben burayı 80.000 olarak buldum. 410 ile 200'ü çarptığım zaman da gerçek sonucum 82.000'dir dedik. Devam edelim. Bölme işlemlerinin tahmini ve gerçek sonuçlarını bulunuz demiş. 372 bölü 12. Az önceki konu anlatımının kısmında söylediğimizi yapacağız. Arkadaşlar 372'nin ilk iki basamağı bakın 37'dir. 12'nin katlarından 37'ye en yakın olan katı arkadaşlar 36'dır. Yani bu sayım 360'a yuvarlandı. 360'ı 12'ye bölüyorum. Tahmini sonucum 30 buldum. Gerçek sonucum da 31'dir. Devam ediyorum. 5800'ü 49'a bölmemi istemiş. Bakın arkadaşlar 58 var. 49'un katlarından 58'e en yakın olan katı arkadaşlar 4900'dür. 4900'ü 49'a böldüğüm zaman 100 olarak gelir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçek sonucu bulabilmek için de 5800'ü 49'a bölüyoruz ve cevabımız 118 olur. 8635 bölü 42. İlk iki basamağına bakıyorum 86. Arkadaşlar 42'nin katlarından 86'ya en yakın olan katı 84'tür. Yani bu sayım 8400'e yuvarlanır. 8400'ü 42'ye böldüğüm zaman 200 gelir. Gerçek sonucum da arkadaşlar 205'tir. Devam ediyorum. 57'nin şöyle diyoruz. 24'ün katlarından 57'ye en yakın olan hangisi? 48. 48 bölü 24 tahmini sonucum 2. Gerçek sonucum da arkadaşlar
2 olarak geliyor. Tam olarak 2 değil ama 2'ye yaklaşık bir sonuç. 7200 bölü 25. Arkadaşlar 25'in katlarından 72'ye en yakın olan 75'tir. Yani bu 7500'e yuvarlanıyor. 7500'ü ben 25'e bölüyorum arkadaşlar. Cevabım 300 olarak geldi. 7200'ü 25'e böldüğümüz zaman arkadaşlar gerçek sonucumuz da 288 olarak gelir dedik. Devam edelim. Büyütüyorum. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz demiş. Tahmini ve gerçek sonuçlarınızı karşılaştırınız. Arkadaşlar, şimdi 837'yi 27 ile çarpacağız. Ben 837'yi arkadaşlar 800'e yuvarlıyorum. 27'yi de 30'a yuvarlıyorum. Tahmini sonucum 24.000 olarak gelir. Gerçek sonucum da 22.599'dur. Aralarındaki fark da 1.401'dir. Devam edelim. 6.188'i 52'ye bölüyoruz. 6.188'i 52'ye bölerken 52'nin, bakın buradaki ilk iki sayıyı alıyoruz. 61. 52'nin katlarından 61'e en yakın olan sayı 52'dir. Yani bu sayı 5200'e yuvarlanır. 5200'ü 52'ye bölüyorum. Tahmini sonuç 100 geldi. Gerçek sonuç 119 geldi. Aralarındaki fark da 19'dur. Sayfayı temizleyip diğer etkinliklerime geçiyorum. Bir okulda günlük su tüketimi 217 litredir. Buna göre bu okulda 8 ayda tüketilen su miktarı yaklaşık kaçtır? Arkadaşlar 217'yi 200'de yuvarlıyoruz. 200'ü de 8 ile çarpıyoruz ve yaklaşık olarak 1600 litre su tüketiliyordur dedik. Demir Bey'in dekorasyon amaçlı 4909 adet lambaya ihtiyacı vardır. Bu lambalar düzineler halinde paketlerle satılmaktadır. Buna göre Demir Bey'in tahmini kaç paket alması gerektiğini bulduğunuz sonucu gerçek sonuçla karşılaştırınız. Arkadaşlar ben 4909'u düzine dediği için 12'ye böleceğim. Şimdi buradaki ilk iki basamağı alıyorum. 49. 12'nin katlarından 49'a en yakın olan arkadaşlar buraya tahmini diyelim. Buraya da gerçek sonucu. Bulalım burada da. Arkadaşlar 4909'u 12'ye bölerken tahmini sonucunu bulurken şöyle yapacağız. 12'nin katlarından 49'a en yakın olan 48'dir. Yani 4909 48.000, pardon, 4800'e yuvarlanacak. 4800'ü 12'ye bölüyorum ve burası 400 olarak geldi. Tahminin sonucum 400, gerçek sonucum da 410'dur. Aralarındaki farkı bulalım. 410'dan 400'ü çıkarıyorum ve aralarındaki fark 10 olarak geldi. Sayfamı temizleyip 97'ye geçiş yaptık. Yukarıda verilen işlemin tahmini sonucunu bulurken sayılar en yakın yüzdeye yuvarlanacaktır. Buna göre tahmini sonuç kaçtır? 285'i en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzler basamağına göre yuvarlarken yüzler basamağının sağındaki rakama, yani onlar basamağına bakacağım. 8 5'ten büyük olduğu için 300'ü yuvarlanacak. 418'i ise arkadaşlar yine yüzler basamağına göre yuvarlarken onlar basamağına bakacağım. 1 5'ten küçük olduğu için burası da 400'e yuvarlanacak. Geliyorum, tahminin sonucunu buluyorum. 300 çarpı 400, burası 120 bin olarak geldi. Sayfamı temizleyip son etkinliğime geçiyorum. Kibar Bey, serasında topladığı 3360 kilogramlık domatesi 32 kilogram kapasiteli kasalara dolduracaktır. Kibar Bey'in bu iş için tahmini kaç kasaya ihtiyacı vardır? Gerçek sonuçla tahmini sonucu karşılaştırınız. İlk önce gerçeği bulalım.
3360 bölü 32. Gerçek sonucum 105'tir. Şimdi tahmini sonuca geleceğim. Arkadaşlar 3360'ı 32'ye bölerken bu sayının ilk iki basamağına bakıyorum 33. 32'nin katlarından 33'e en yakın olan 32'dir. Yani bu sayım arkadaşlar benim 3200'e yuvarlanıyor. 3200'ü 32'ye bölüyorum. 100. Yani tahmini sonucum da 100'dür arkadaşlar. Gerçek sonuçla tahmini sonucun arasındaki farkı bulalım. 105 eksi 100'den 5'tir. Ve sayfayı temizleyip sayfa 56'daki etkinliklerimize geçelim. Burada bize bilgiler vermiş. Bunları okumuyorum. Direkt etkinliklerime geçiyorum. Şimdi aşağıda zihinden işlem basamakları verilen çarpma işlemlerinde uygun olan işlemlerin noktalığı yerlere yazınız. Arkadaşlar 23 ile ilk önce 2'yi çarpmışım 46. Sonra 46 ile 2'yi çarpmışım 92. Sonra 92 ile 2'yi çarpmışım 184. Yani ben 23'ü kaç defa 2 ile çarpmışım? 3 defa. 3 tane 2'yi çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2. Burası 8 yapar. Yani arkadaşlar burası 23 çarpı 8'in kısa yoludur. Zihinden yaparken nasıl yaptığımızı göstermiş. İlk önce 93 ile 10'u çarpmışım. 930. Sonra 930'dan bir tane 93'ü çıkarmışım. Arkadaşlar burada ben ne diyebilirim? Bakın. İlk önce 10 tane 93'ü yapmışım. 930. Sonra 930'dan bir tane 93'ü çıkarmışım. Yani ben sonuç olarak 93 ile 93'ü kaçla çarpmışım arkadaşlar? Bakın ilk önce 10 ile çarpıyorum. Sonra bir tanesini çıkarıyorum. 10 eksi 1'den ben sonuç olarak 93 ile 9'u çarptım. Devam ediyorum. 56 çarpı 10. 560, sonra 560'ı 2'ye bölmüşüm 280. Arkadaşlar bakın onu 2'ye bölüyorum ve yapmak istediğim işlem 56 bölü 5. 56 bölü 5 işlemini zihinden bu şekilde yaparız. 32 çarpı 10 320, sonra 320'ye bir tane daha 32 ekliyorum 352. Bakın ilk önce 10 defa 32 ekleyerek 320 buluyorum. Bakın burada 10 var. Sonra bir defa daha 32 ekleyerek 352 buluyorum. Burada da 10 artı 11, 10 artı 1'den 32'yi 11 ile çarptığımızı bulduk. Devam edelim. Aşağıdaki işlemleri zihinden çarpma yöntemlerini kullanarak yapınız. 25 çarpı 8. Az önce yaptığımız gibi buradaki 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak ayırıyorum. 25 ile 2'yi çarpıyorum 50. Sonra 50 ile 2'yi çarpıyorum 100. Ve son olarak 100 ile 2'yi çarpıyorum 200. Bakın sonucum arkadaşlar 200 olarak geldi. Devam ediyorum. 645 çarpı 5. Burada ne yapacağım? İlk önce 645 ile 10'u çarpacağım. 6450. Sonra da 6450'yi 2'ye böleceğim. Cevabım 3225 olarak geldi. Buraya yazıyorum. Devam edelim. 850 çarpı 70. Arkadaşlar 850 çarpı 70'te ilk önce 85 ile 7'yi çarpacağım. 595 yapar. Şöyle yazalım. 85 çarpı 7 595. Sonra bakın burada bir tane 0 var. Burada bir tane 0 var. Sonuna 2 0 ekliyorum ve 59.500 olarak geldi. 250 ile 8'i çarpacağım arkadaşlar. İlk yaptığımız gibi 3 tane 2'ye ayırıyorum. 250 çarpı 2 500. 500 çarpı 2 1000. 1000 çarpı 2 2000.
Buradan benim sonucum 2000 olarak geldi. 125 çarpı 9. Arkadaşlar ilk önce ben 125 ile 10'u çarpacağım. Burası 1250 yaptı. Sonra 1250'den sayının kendisini yani 125'i çıkaracağım. Ve 1125 geldi. Geldim buraya 1125'i ekledim. 69 çarpı 4000. Geliyorum arkadaşlar. Ben 69'u 70'e yuvarlıyorum. 70 çarpı 4000 diyorum. Burası 280 bin oldu. Sonra 280 binden bir tane 4000'i çıkarıyorum. Neden? Çünkü benden 69 tane 4000'i istemiş. Ben daha rahat işlem yapmak için ilk önce 70 tane 4000'i buluyorum. Sonra bulduğum sonuçtan yani 280 binden bir tane 4000'i çıkarıyorum. Ve burada arkadaşlar ben 276 bin olarak buldum. Benim bulduğum bu sonuç 69 tane 4000'in sonucudur. Devam edip son etkinliğime geçiyorum. Aşağıdaki işlemleri zihinden bölme yöntemlerini kullanarak yapınız. Arkadaşlar 9485'i 31'e bölüyoruz. Bakın buradaki 94'ü arkadaşlar 31'in en yakın katına böleceğim. En yakın katına yuvarlayacağım. Yani 93'e. Burası 9300 oluyor. Bölü 31 cevabım 300 olarak geldi. Yani tahmini sonucum 300. Pardon, zihinden bölme işleminin sonucu 300. 3500'ü 5'e böleceğim arkadaşlar. Ben geliyorum burada ilk önce 35'i 5'e bölüyorum 7 sonra sonuna 2 tane 0 ekliyorum ve burası 700 olarak geldi. 550 bini 5000'e böleceğim. Sıfırlar gitsin arkadaşlar. 550'yi 5'e bölüyorum. 110 yani benim cevabım 110. Buraya geldik. Buradan 3 tane sıfırı sildim. 36'yı 3'e bölüyorum. Ve cevabım 12 olarak geldi. 464'ü 8'e böleceğim arkadaşlar. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? İlk önce 464'ü 2'ye bölüyorum. Ben 464'ü 2'ye böldüğüm zaman 232 buluyorum. Sonra 232'yi bir daha 2'ye bölüyorum. 116 ve son olarak bir daha bölüyorum. Ve arkadaşlar ben buradan cevabımı 58 olarak buldum. Benim sonucum 58'miş. Son etkinliğime geldim. 324'ü 9'a bölmemi istemiş arkadaşlar. Burada da ben yine 324 bölü 3 bölü 3 yapıyorum. 324'ü arkadaşlar 3'e böldüğüm zaman cevabım 108 gelir. 108'i bir daha 3'e böldüğüm zaman cevabım 36 gelir. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.